doğuştan günümüze demokrasinin kalesi. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle biraz önce il başkanımızın ifade ettiği gibi bir ilçede bir çalışma yapıyorsak, tabii İstanbul'da bütün ilçeler iç içe, il başkanlığına daha çok gidiyoruz. Ama bugün akşam ilçe binasına sığmayacak bir büyük kalabalıkla karşı karşıyaydık. Üye katılım törenlerini, rozet takmaları genelde ilçe başkanlığında, ilçe başkanının makam odasında yapıyoruz. Ancak bugün öylesine bir katılım var ki oraya sığmadık, buraya geldik. Hüseyin Başkan'ın şahsında bütün örgütümüzü, Kadın Kolları Başkanımızın şahsında bütün kadın kollarımızı, Gençlik Kolları'nın başkanımızın şahsında tüm genç üyelerimizi saygıyla selamlarken, bana eşlik eden genel başkan yardımcılarım, grup başkan vekilim, parti meclisi üyelerim, milletvekillerim ve İstanbul'dan iki değerli belediye başkanım, Beylikdüzü ve Büyükçekmece ve ta Ardahan Göle Belediye Başkanım'la birlikte hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Sağ olun, var olun. Tabii burası 81 ilden, daha doğrusu İstanbul dışındaki 80 ilden göç alan çok önemli bir ilçe. Biz İstanbul'u, Esenyurt'u kaybettiğimizde nüfusu 110 bindi. Geri aldığımızda 1 milyonun üzerindeydi. Burada herkesin hemşerisi var. Ahmet Başkan'ın da hemşerileri var. Hüseyin Başkan'ın da hemşerileri var. İl Başkanımızın da var. Ama burada benim iki tür hemşerim var. Bir, Manisalılar var çok olmasa da. Bir de Balkanlarda doğan, yani Selanik'ten, Makedonya'dan çok sayıda hemşerim var. Onlara da buradan genel başkan olarak selam söylüyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Tabii 1 milyonu aşan nüfusuyla sadece İstanbul'un değil, Türkiye'nin en kalabalık ilçesi Esenyurt'tayız ve baba evindeyiz. İl başkanım biraz önce söyledi. Birazdan buraya Ahmet Başkan'ın isimlerini anabildiği, anamadığı çok önemli katılımlar olacak. Baba evi herkesin içine doğduğu evdir. Hepimiz baba evine doğarız. Sonra kimi büyüğünü arar gider, kimi küçüğünden yetirir. Kimi Irak'ta oturur, kimi yakında oturur. Ama herkesin bildiği bir şey vardır. Bir ihtiyaç olursa baba evinde yerim hazırdır. Çayı kaynamaktadır. Çorbası sıcaktır. Bacası tütmektedir. Şimdi ilçe yönetimi, buradaki mevcut yöneticiler, önceki dönem yöneticiler, geleceğin yöneticileri baba evinin bacası tütsün diye oraya odun çekenlerdir. Ama ne zaman ki kapıya biri gelir, onun karşısına dikilmeyiz. Ona sen niye geldin, nereden geldin, burası bizim demeyiz. Çünkü biliriz ki o evde onun da payı vardır. Sorarsa tapusu bende değildir. Kemal Bey'de de yoktu. Ne rahmetli Ecevit'te vardı, ne İsmet Paşa'da. Baba evinin tapusu bir kişiye kayıtlıdır. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. O yüzden bugün kim geldiyse artık yarından itibaren benim kadar
Cumhuriyet Halk Partili'dir. Çünkü o Cumhuriyet Halk Partisi'ni Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün iki büyük eserimden biri dediği Cumhuriyet Halk Partisi'ni babasının evi bilmiş, o eve gelmiş, bizimle gönül gönüle vermiştir. Artık bir hedefi vardır, o hedefte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini Türkiye'nin iktidar partisi yapmaktır. Onun zamanı gelmiştir. Şimdi burada hep birlikte omuz omuza yürek yüreğiyiz. Bir büyük mutluluğu yaşıyoruz. O da kurulduğu günden beri ve son seçimde olduğu gibi. Şimdi de Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisidir ve iktidara yürümektedir. Bundan sonraki süreçte biz hep beraber ve iktidara yürümenin bilinciyle, sorumluluğuyla davranmak, her bir üyemiz, en kıdemlimizden en yenimize kadar hepimiz iktidar namzeti bir partinin üyeleri olduğumuzun bilincinde olmak. Varsa ufak tefek kırgınlıkları geride bırakmak ve bugünden sonra hep birlikte etle tırnak gibi omuz omuza ilerlemek durumundayız. Esenyurt'ta seçimde önemli bir başarı elde eden Ahmet Özer'e Esenyurtlular Esenyurt'u emanet etti. Biz Ahmet Özer'in elindeki anahtarın Esenyurt'un belediyesinin kapısının anahtarı, kasasının anahtarı ya da Esenyurt'un altın anahtarı olduğunu düşünmüyoruz. O anahtar çok daha mühim bir anahtardır. Onun elindeki anahtar partinin gelecekteki iktidarının anahtarıdır. Bunun için ona düşen çok çalışmak. Bize düşen, örgütümüze düşen bunları çok anlatmak. Bir eksiği, bir kusuru gördüğümüzde bunu biz bize konuşup iyilikleri büyütmek, iyilikleri köpürtmek hepimizin görevidir. Ancak burada Ahmet Başkan örgüte emanet olduğu kadar örgütümüz de hem Ahmet Başkan'a hem Esenyurt'ta siyaset yapan herkese emanettir. Çünkü günümüzde yoksulluğu yok etmek yerine yöneterek iktidara devam eden bir anlayışa karşı sosyal belediyecilikle, halka dokunarak, çocuklara dokunarak, evlere girerek, okullara girerek devletin, bugünkü hükümetin eksik bıraktığı her şeyi tamamlama yükümlülüğü bizim sırtımızdadır. Cumhuriyet Halk Partisi örgütü her sokakta, her fabrikada, fabrikaya giden işçinin servise bindiği yerde, servisten indiği yerde, sanayi sitesinde, kahvehanelerde, otoparklarda, her yerde Cumhuriyet Halk Partisi olmalıdır, halka dokunmalıdır ve görülen tüm ihtiyaçları belediye başkanımızla, kadrolarıyla paylaşmalı ve iktidara yürüyen bir partinin sorumluluğuyla sorunları söyleyen değil, çözümü üreten bir noktada olmalıdır. Ben bunun için elbette örgütümüze güveniyorum. Esenyurt örgütüne sonuna kadar güveniyorum, sonuna kadar inanıyorum. Malum bu 47 yıl sonra
parti ilk kez birinci parti. Bunu kıymetini bilmek ve sürdürmek gerekiyor. 47 yıl sonra birinci parti olurken gençlere alan açarak, kadınlara alan açarak ve ölçme değerlendirmeye değer verip her şeyin doğrusunu mutlaka ve mutlaka ölçerek biçerek yürüdük. Emin olun, her adımımız ölçülerek, biçilerek, doğru olduğuna inanarak sahadaki sonuçları takip edilerek atılıyor, atılmaya da devam edecek. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi örgütü olarak hem partimize, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza ve partimizin politikalarına sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz. Yerel seçimlerden sonra bir an durmadık, durmayacağız. Emeklilerin 12.500 lirasına onlarla birlikte itiraz ettik. 105 mitingde konuştuk. Yetmedi. İlk mitinglerden birini Ankara'da emekliler için yaptık. Emekçiler için Gebze'de, atanmayan öğretmenler için Saraçhane'de ve üretimden üretici üretip de ürettiği ürününe karşılığını alamayanlar için Rize'de çay mitinginde, Gaziantep'te fıstık mitinginde, Ayrabolu'da buğday mitinginde, Giresun'da fındık, memleketin Manisa'da tarım mitinginde ama sürekli halkın yanında olduk. Bundan sonra hayvancılığın sorunlarından işçilerin sorunlarına kadar, sendikalaşmanın önündeki engellerden adalet arayışına kadar, önceden beri olduğumuz gibi her sıkıntıda olanın yanında olmaya ama esas olarak da bu sıkıntıları nasıl çözeceğimizi milletimize tane tane anlattığımız bir sürecin içine girdik. Programımızı milletimizle birlikte 81 ilde, 973 ülkede halkla, kanaat önderleriyle, sendikacılarla, meslek kuruluşlarıyla, kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütleriyle tartışarak, konuşarak her soruna çözüm yolunu masanın üstüne koyarak programımızı en kısa sürede hazırlayıp milletimizin takdirine sunarak her konudaki özet bilgileri sizlerle paylaşarak bu millete iktidar olduğumuz gün onun sorununu nasıl çözeceğimizi tane tane halkın diliyle, kendinden emin bir üslupla ve büyük bir enerjiyle anlatacağız. Bunun için her birinizin diri olması, kararlı olması, tıraşının yerinde, kıyafetinin yerinde olması, enerjisinin tam olması her şeyden önemlidir. Her birinizi bizim içine çekilmeye çalıştığımız bütün tartışmalara inat olarak önemli bir görev vermek üzere bugün Esenyurt'tayım. Esenyurt'taki bugün gelecek üyelerimize de, bugün en eski üyemize de şunu söylüyorum. Bu partiyi Cumhurbaşkanı adayı tartışmalarıyla bir kaosun, bir tartışmanın, bir çatışmanın ve erkenden bir zihni meşguliyetin içine çekmek isteyenler dostlarımız değildir. Kim ki televizyonda yoksulluğu değil de aday kim olacak tartışmasını körüklüyorsa, onu konuşuyorsa, kim ki işsizlik konuşmayıp aday konuşuyorsa, kim ki yoksulluğun yarattığı istihdamsızlık, onun yarattığı evladının eğitimindeki sorunlar, bu meseleler dışında başka bir şeyi konuşuyorsa
inanın dostumuz değildir. Aday kim olacak? Emin olun, adayın kim olduğuna benim kadar sizler de karar vereceksiniz. Örgütümüzü çiğneyerek, onun görüşünü almadan Cumhuriyet Halk Partililerin tamamını memnun edecek bir adayı hep beraber belirleyip de arkasında duracağımız güne kadar ilan ediyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı sizlersiniz. Her biriniz yarın sabahtan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adaylarısınız. Adayımızı resmen ilan ettiğimiz, o güzel mitingi yaptığımız ve adayımızı Cumhurbaşkanı yapacağımız kampanyaya başladığımız güne kadar benim adayım sizlersiniz. Sanayi sitesinde ustanın yanında duran kalfası benim adayımdır. Ustasını o ikna edecek. Tarlada, yan tarladaki komşusuyla sohbet eden köylü CHP'li benim adayımdır. Onu o ikna edecek. Balkanlardan gelmiş olup da Atatürk'ün partisinden başka partiye hala oy veren varsa onu bu Makedonya göçmeni abim ikna edecek. Aday odur. Yarın ev gezmesine giden kadın kolları üyem Cumhurbaşkanı adayımızdır. Okullarda halk listeler Cumhurbaşkanı adaylarıdır. Üniversitelerde gençlik kolu üyelerimiz ya da sokakta gençlik kollarımızın her biri Cumhurbaşkanı adayımızdır. Eğer her biriniz yarın sabah yataktan Cumhurbaşkanı adayı olarak kalkarsanız, bu partiye bir oy, bir oy, bir oy toplarsanız, bu yoksulluğa çarenin Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu, bu işsizliğin var bir çaresi onun da Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu, her sorunun Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında çözüleceğini siz anlatırsanız, artık Cumhurbaşkanı adayımız ilan edildiği gün o bir aday değil, gün sayan Türkiye'nin gelecek Cumhurbaşkanı olacaktır. Ben onu size emanet ediyorum. Bu görevi size veriyorum. Esenyurtlular, yarın sabah yataktan birer Cumhurbaşkanı adayı olarak kalkmaya hazır mısınız? Var mısınız? Yarın kalkın ve önümüzdeki seçimi alın. Ben size güveniyorum, size inanıyorum. Bundan sonraki süreçte benim adayım sizlersiniz. Kadın kollarıdır, gençlik kollarıdır, bütün üyelerimdir. Hepinize inanıyorum, hepinize güveniyorum ve bu görevi sizlere emanet ediyorum. Yolunuz açık olsun, bu seçimi hep birlikte kazanacağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.